İyi akşamlar Kanal 60 izleyicileri. Bir haftanın ardından Ekonomi Nazlı programıyla tekrar karşınızdayız. 16 Kasım 22 Kasım Aralık arası Dünya Suistimal Farkındalık Haftası olması nedeniyle bu haftaki konumuz dünya ve ülke ekonomisinde suistimal. Konuklarımız Murat Oğutlar Akve Türkiye temsilcisi, Gökhan Yılmaz Akve Türkiye Genel Sekreteri. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bizi onur ettiniz programımıza katılarak. Bizleri ve seyircilerimizin sizleri tanıması için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Biz teşekkür ederiz önce bize bu şansı tanıdığınız için kendimizi anlatmak anlamında. Ben Akve Türkiye Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği'nin bu dönem yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Ve özellikle bu gibi haftalarda, bu gibi zamanlarda suistimal farkındalığını artırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dernek olarak. Evet. Ben de teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için gerçekten. Gökhan Yılmaz benim adım. Ben de Akve Türkiye Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter olarak görev yapıyorum. Bugün de inşallah güzel bir konu hakkında izleyicilere güzel bilgiler vermeyi düşünüyoruz. Konumuz dünya ve ülke ekonomisindeki suistimal ama buna girmeden önce Akve. Bize Akve'yi kısaca başkanımızdan dinleyebilir miyiz? Tabii. Akve'nin nedir? Görevi nedir? Ne yapar? Faaliyet alanı nelerdir? Bu noktada bize bilgi verirsiniz. Tabii. Akve, suistimal alanında dünyada en etkin örgüt. Şu anda hali hazırda 75 bin tane üyesi var dünya genelinde. Ve çok yaygın çalışmalar yapıyorlar, ekonomik araştırmalar yapıyorlar. Üyeleri vasıtasıyla dünyada vuku bulmuş suistimal vakalarının analizlerini yapıp nasıl önleyebiliriz konusunda her sene dünya geneline yayılmış raporları oluyor. Ve temel amaçları suistimalle hep beraber mücadele etmek. Biz de Akfe'nin Türkiye temsilcisiyiz, USIUD. Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği 2007 yılında kurulduk ve bizim de Türkiye genelinde 300 tane üyemiz var. Akfe aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriyor. Sertifikalı suistimal inceleme uzmanı diye. Bizim Akfe verilerine göre Türkiye'de yaklaşık olarak 217 tane sertifikalı suistimal inceleme uzmanı var. Biz de Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği olarak hem bu suistimal inceleme uzmanlarının mesleki eğitimlerine katkıda bulunmak, hem bu mesleğin Türkiye'de tanınırlığını sağlamak, hem de hukuki ve etik platformda suistimalle mücadele konusunda gelişmeleri sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hemen Gökhan Bey'e sormak istiyorum. Suistimalle uğraşan ve suistimalin önlenmesiyle ilgili çalışan bir dernekten bahsediyorum. Ve bununla ilgili başkanımız 217 gibi bir rakamdan bahsetti. Türkiye gibi bir yerde 217 sayı yeterli bir sayı mıdır? Aslında hani tabii ki Türkiye'de suistimalin ne kadar yapıldığı herkes tarafından bilinen bir mevzu ama tabii ki bununla ilgili ortaya konulmuş bir araştırma yok. Ama bildiğimiz kadarıyla aslında suistimal çok yaygın olduğu için, her şirkette var olduğu için, hatta kamuda da var olduğu için 217 gibi bir sayı sertifikalı olarak yeterli değil. Tabii ki burada sadece sertifikalı araya girip girmek istiyorum, çok özür dilerim. Sertifikalı olmak zor bir şey mi? Yani onu da bir açıklarsanız peşinden. Şunu önce söyleyeyim. Sertifikalıların yanında tabii sertifikası olmadan da hani bu işte uğraşan uzman kişiler var. Yani sertifika sadece tek yetkinliği gösteren belge tabii ki değil ama önemli bir belge. Dünya çapında geçerliliği olan bir belge. Tabii diğer soruya gelince çok zor olduğu söylemez ama tabii ki ACFE dediğimiz yani Akfe tarafından verilen bir belge ve sınav İngilizce. Dil bazen biraz probleme neden olabiliyor bazı başvuranlar tarafından ama bu konuda uzman
tecrübesi olan ve gerçekten bu alana yatırım yapan kişiler tarafından çok zor bulunmayan, hani başvurusu veyahut da sertifikanın alınması anlamında çok zor bulunmayan bir sertifika denilebilir. Tabii ki uğraş da gerektiren bir alan. Bu özellikle hani spesifik bir alan olduğu için uzmanlık da gerektiren bir alan. Bu alana hakim birisi tarafından ve İngilizcesi de sorun olmayan birisi tarafından kolaylıkla alınabilir. Şöyle bir araya girmek istiyorum. Aslında sertifika sadece suistimal inceleme uzmanlığı mesleğinde değil, hemen hemen bütün mesleklerde o mesleğin icra edilmesini standart hale getiren bir belge. Sertifikadan ziyade... İşi eline bırakmak gibi bir şey mi? Hani işin ehilleri, yıllardır elde ettikleri birikimleri daha sonraki kuşaklara bu en iyi nasıl yapılır, hangi standartlar altında yapılmalı onu sağlamak adına aslında sertifika alma yolunda yapılan çalışmaların bir göstergesi sadece. Yani uzmanlığı bazı açılarda bir göstergeyle gösterebiliyorsunuz. Yani bir konudaki uzmanlığın başka kişiler tarafından anlaşılabilmesi için bir göstergeye ihtiyacınız var. Bu da suistimal konusunda CFE belgesi dediğimiz Certified Fraud Examiner şeklindeki belgeyle olabiliyor. Tabii dünya çapında geçerli olması önemli bir avantaj. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın herhangi bir yerinde bu ACFE'nin network'ünün genişliği sayesinde aslında çok kabul gören bir sertifika ve aslında suistimal konusundaki en geçerli sertifika diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Konumuza dönmek istiyorum. Yani dünyada ve ülkemizdeki ekonomideki suistimali konuşmak istiyorum. Hı hı. Bu arada izleyicilerimizle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Akve Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği olarak dünyada kabul ediliyor. Ve kendileri 16-22 Kasım tarihlerini Dünya Suistimal Farkındalık Haftası olarak kutluyor. Evet. Doğru bilgidir diye paylaşıyorum. Suistimal nedir? Başkanım bizden alalım isterseniz. Suistimal genel anlamında bir kişinin menfaat temin etmek amacıyla ve kasten gerçeğe, adalete, dürüstlüğe ve eşitliğe karşı yaptığı aldatma, yalan söyleme ve kandırma fiili. Suistimali yapanı bir çalışan olarak düşünürsek bir şirkette, o şirketin kendine verdiği yetkileri kötüye kullanarak şirketin varlıklarını ya da kaynaklarını haksız bir şekilde ele geçirmesi. Hizmetine geçirmesi. Kendi menfaati için. Peki neden suistimal? Yani suistimal hangi durumlarda ortaya çıkar? Ya da insanlar niçin suistimale gerek duyar? Ondan önce belki şunu da belirtmekte fayda var. Suistimal kelimesini neden biz kullanıyoruz? Tabii kelime olarak suistimal denilince belki izleyenlerde aynı şey oluşmayabilir, aynı algı. Dolayısıyla yani suistimali biraz açmakta fayda var. Suistimal kelimesi bizim tabii suistimal kötüye kullanma demek. Biz bunu aslında bir çatı terimi olarak kullanıyoruz. Bunun altında aslında sahtekarlık, dolandırıcılık, zimmet, yolsuzluk, rüşvet ve buna benzer hile de girebilir. Hile tabii ki aynı şekilde hile gibi birçok kavramı çatı ifadesi olarak aslında kullanıyoruz. Yani daha çok belirtmek gerekirse aslında İngilizce'de bu ACFE'nin isminde bulunan fraud kelimesinin Türkçe olarak tam karşılığı yok aslında baktığımız zaman. Bazı kaynaklarda hile diye çevriliyor. Bazı kaynaklarda yolsuzluk diye çevrildiğini görüyoruz. Kamuda daha çok yolsuzluk olarak eline alır. Akademik dünyada hile olarak daha çok kullanılıyor. Biz dernek olarak suistimal kelimesini çatı bir terim olarak kullanmayı seçtik. Ve fraud kelimesini karşılığı olarak suistimali kullanıyoruz. Çünkü pardon bakın hemen hemen türev kelimelerin hepsinde işte sahtecilikte, usulsüzlükte, yolsuzlukta, efendim dolandırıcılıkta, hilede hepsinde karşıda bir mağdur var ve bu mağdur faile bir şekilde güvenmiş ve fail mağduru o güvenini kötüye kullanmış. Fiillerin hepsine bakarsanız bir güvenin kötüye kullanılması var. Evet. Gökhan Bey şey söyledi, suistimal bir çatı dedi, birçok kavramları saydı ama hırsızlığı saymadı. Hırsızlık suistimal değil mi? Şöyle şunu belirtmek lazım, suistimal dediğimiz zaman suistimali temel unsurlarından bir tanesi de gizli yapılan bir eylem olması.
Hırsızlık açık yapılan bir eylem olduğu için, örneğin bir banka tabii ki gizli yapılan bir eylem mesela olduğu gece için. Gece evinizde uyuyorsunuz, evinizde hırsız giriyor, gizli yapıyor. Yani adam gecenin karanlığında yapıyor bunu. O zaman bu da bir suistimal tabii mi yoksa? Tabii burada bir güvenli suistimal durumu söz konusu değil burada. Aleni orada bir tecavüz söz konusu. Bu başka bir terim altında incelenmesi gereken bir konu. O zaman hırsızlık suistimal değil. Değil yani de diyemeyiz. Şu anlamda şöyle, eğer ki çalıştığı yerden çalıyorsa bu da bir hırsızlıktır. Bir suistimaldir. Ama gidip ben banka soyuyorsam açık ve atıyorum silahla gittim banka şubesini soydum. Bu bir suistimal değil, daha çok hırsızlık adı altında incelenmesi gerekir. Bir de şöyle biraz ayıralım. Terminoloji suistimali ikiye ayırıyor. Diyor ki bir dış suistimal, bir de iç suistimal. Eğer bu suistimal olayına o şirketten, o organizasyondan en az bir tane çalışan dahil olmuşsa o iç suistimal olarak adlandırılıyor. Evet. Ama mesela diyelim verdiğiniz örnekte geldi soyguncular silahlarıyla banka personelini etkisiz hale getirdi. Bankanın ya da ne bileyim herhangi bir şirketin parasını çaldı. Hani bu da bir suistimaldir ama kategori olarak dış suistimal olarak. Yani bazı hırsızlıklar suistimale girer ama her hırsızlık suistimal diyemeyiz. O zaman şöyle tanımlamak doğru mudur? Yani anladığım kadarıyla suistimal kaba kuvvet olmadan gizli yürütülen bir faaliyet. Gizli yürütülen bir faaliyet, çok doğru. Ve burada mağdurun güveni. O zaman kaba kuvvet varsa gasp ve hırsızlık. Tabii o artık yani polisiye bir durum altına girmiş. Peki ben sizden şöyle bir sorumuzu, konumuza dönmek istiyorum. Önce dünya ekonomisine verdiği zarar suistimalin, daha sonra ülke ekonomisine verdiği zarar, peşine de bunların karakteristik özelliklerini anlatarak sonuca doğru gidelim istiyorum. Dünyaya verdiği rakam, dünya ekonomisine suistimal. Onunla ilgili şunu söyleyebiliriz. Tabii gizli yapılan da bir faaliyet olduğu için aslında suistimallerin gerçekte ne kadar zarar verdiğini tespit etmek, yani tam anlamıyla tespit etmek çok mümkün değil. Ancak biz yapılan bazı araştırmalarla bunu tespit edebiliyoruz. Bunu da en iyi yapan dünya çapında yine ACFE'dir. Ve çok fazla hani geniş bir network'e sahip olduğu için, yüzden fazla ülkede üyesi bulunduğu için ACFE'nin oralardan topladığı bilgilerle periyodik olarak bazı yayınlar üretiyor ACFE. Yani suistimalin verdiği zararla ilgili bir anket çalışması yapmış oluyor. En son 2014 yılında böyle bir çalışma yaptı. 100'den fazla ülkeden üyenin katıldığı ve binlerce suistimal vakasının incelendiği. Buna baktığımız zaman ortalama olarak her şirketin hasılasının %5'inin suistimal yoluyla çalındığını ortaya koyuyor bu rapor. Yani dünya gayri safi milli hasılasını eğer ele alırsak, buna oranlarsak 3.7 trilyon dolar gibi devasa bir rakam ortaya çıkıyor. Tabii Türkiye bunu uyguladığımızda, yani Türkiye'nin geçen seneki gayri safi milli hasılası 820 milyar. Bunun üzerine baktığımızda yaklaşık 40 milyar gibi bir ciddi bir rakam ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani bu tabii ki tespit edilebilen kısmı. Aslında bu bir buzdağı gibidir ve tespit edilebilen kısmı aslında edilmeyen kısmına göre daha fazla diye düşünebiliriz. Çünkü yine bu raporlara göre ortalama olarak bir suistimalin ortaya çıkması 24 ayı buluyor. Yani bu ortalamadır. Yani 5-10 yılda tespit edilenler de var. Bir hafta içinde tespit edilen de olabilir. Ve hiç tespit edilmeyen de olabilir. Yani biz tespit edilenlerden ve ACFE'ye raporlananlardan bahsediyoruz. Ki eğer gerçeğini bilebilsek belki çok daha fazla. Peki neden de tespiti zor? Yani insanlar hileye kurban gittiğini ya da pardon suistimale kurban gittiğini açığa çıkarmak onlar için bir itibar kaybı mı oluyor? Yani firmalar için. Şimdi firma ya da şirket her zaman anlayamayabiliyor. Yani bunu suistimalci işlemeye başlıyor. Gizli yürütülüyor ya bu. Diyelim ki mesela bankada bir çalışan müşterilerin hesabından para çalıyor. Şimdi müşteri de hemen bunun farkına varmıyor. Çünkü paralel bankacılık yapmaya başlıyor. Müşteri geldiğinde onun bir şekilde hesabına bir yerden para bulup onun ödemesini yapıyor. Kurduğu farklı bir sistemle hesap cüzdanını işletiyor. Bir dönem ne banka bunun farkına varıyor ne de müşteri bunun farkına varıyor. Dediği gibi Gökhan Bey'in ortalama 18 ay falan diyor ACFE ya da AKFE. 18-24 ay arası değişiyor. Bunun ortaya çıkarılma süresiyle ilgili. Diyelim ki bu 18 ayın sonunda artık öyle bir hale geliyor ki kartopu gibi büyümüş.
artık suistimali yapan da bunun altından kalkamıyor. Ve orada ya kaçmaya ya da başka bir şekilde müşterinin parasını ödemeye başladığı anda genel olarak ya müşterinin ihbarıyla ya da farklı bir şekilde bir sürpriz denetim sonucu ortaya çıkıyor. Ama o arada vurgununu vurmuş oluyor. Peki bankacılık, şunu da eklemekte fayda var. Tabii dünyadaki algısıyla Türkiye'deki algısı aynı değil aslında. Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi biraz daha itibar konusu öne çıkıyor. Aslında suistimalin çok yaygın bir şey olduğunu ve her şirkette olabileceğini aslında kabul etmemiz gerek. Böyle bakmadığımız zaman suistimalin olmasını biz kendi eksikliğimiz gibi gördüğümüz için Türkiye'de bunu dışarıya da çok duyurma taraftası olmuyoruz. Ve hatta belki savcılığa intikal noktasında biraz çekimser davranabiliyor şirket yöneticileri. Dolayısıyla biz suistimallerin ortaya çıktığını çok fazla duymuyoruz. Ama bu demek değil ki suistimaller tespit edilmiyor Türkiye'de. Aslında ediliyor. Sözde var ya bizde kol kırılır yeni içinde evet, kalır. Evet, onunlaydı. Ama 40 milyar gibi bir rakamdan bahsetti. Yani içinde kalan kol. Bir şey söylemek istiyorum. Evet, bu büyük bir kol. Kol paramparça olmuş içeride. Paramparça olmuş. 40 ciddi bir rakam. Peki bu rakamı ankete göre mi yapıyoruz yoksa işte elimizde bir dava örnekleri falan mı var bu noktada? Dediğim gibi yani bu Türkiye'deki rakamı neye göre? Akbem bu aslında bu tamamen istatistiksel bir sektörel bazlı bir istatistik. Sektör de var bunun içerisinde. Bu tabii total bir rakam. Yani biz %5 gibi bir rakamı anket sonucundan çıkartıyoruz. Yani bir şirketin ortalama gelirin %5'ini kaybettiği peki net gelir mi çıkartıyoruz? Yoksa brüt gelir mi? Gross yani büyük brüt anlamında ama tabii bunu biz 40 milyar net kesin gidiyor dememiz mümkün değil. Belki daha fazla, belki daha az ama ortalama bu civara denk geliyor yapılan araştırmalar sonucunda. Bankacılıktan bahsetmişken yani örnekleme de verdi Murat Bey. Hangi sektörde yoğun yaşandığını hissediyorsun? Ya da işte şu sektörde az olur, şu sektörde çok olur diyebileceğiniz bir sıralamanız var mı? Var. Akfe'nin bu konuda çalışmaları evet, var. Evet, yani banka tabii ki önde geliyor. Yani finans sektörü, daha genel ifadesiyle söylemek gerekirse, hani buna belki sigortacılığı da dahil edebiliriz, faktöringi de dahil edebiliriz. Bankacılık tabii önde gidiyor. Çünkü paranın döndüğü yerler, yani para nerede daha çok insanla buluşuyorsa, orada daha fazla suistimal görme ihtimalimiz yüksek elbette. Bunun dışında perakende de çok fazla suistimal var. İlaçta suistimal çok fazla diyebiliriz. Yani bu alanlarda eğitim daha çok görüyoruz. Eğitim de vardır, sağlıklı eğitimde. Yani çünkü aslında, can alıcı noktalar onlar. Mesela eğitim çok önemli bir konu. Orada da var mıdır hile? Yani şu pardon, sektörde suistimal var mı, bu sektörde var mı diye sormak da aslında çok doğru değil. Çünkü her sektörde var. Yani ama can alıcı damarlar noktasına gidersek, şimdi eğitim önemli bir konu. İnsanların yetişip topluma kattığımız bir katkı. Burada da bu tip suistimale uğrama gibi şansları varsa, var mı? Varsa nasıl vardır? Yani mesela iş adamıyız ya da veliyiz, çocuklarımızı gönderiyoruz. Burada nasıl bir suistimalle karşılaşabiliriz biz? Yani eğitim noktasında nasıl bir suistimal karşımıza çıkar? Bununla ilgili de biz ne yapabiliriz, nasıl fark ederiz? Aslında madem buraya geldik, gelin biraz bunu genelleştirelim. Yani bir suistimal nasıl ortaya çıkar? Oraya geleceğiz. Oraya bakalım, oradan her sektöre şeyi çalıştıralım, mekanizmayı çalıştıralım. Aynı unsurlar eğitimde de var mıdır, sağlıkta da var mıdır? Ondan sonra farklı sektörlerde de var mıdır? Çünkü insanın olduğu her yerde suistimal vardır. Dünyadaki çalışmalar bunu gösteriyor ki ACF'nin başkanı da suistimali yok edemeyiz diye bu rapordan sonra açık açık demeç vermiş. Dolayısıyla eğitimde de suistimal mutlaka vardır. Sağlık sektöründe de suistimal mutlaka vardır. Asıl burada sorulması gereken soru belki bu suistimal neden oluşuyor? Ona geleceğiz. Bir de ondan önce yani belki o soruyla bağlantılı hani şunu da belirtmekte fayda var. Hani suistimaller hangi şekillerde oluyor? Şimdi genel olarak hani suistimallerin oluşunu biz 3 başlıkta topluyoruz. Bir varlıkların kötüye kullanımı, diğeri yolsuzluk, diğeri de finansal tablo hileleri dediğimiz şekillerde. Şimdi biz eğitim veyahut da sağlık sektöründe aslında biraz daha varlıkların kötüye kullanımı ve yolsuzluk türünde
suistimalleri görüyoruz. Ancak peki, varlıkların kötüye kullanılması çalışanlar mı yapar? Yani firma çalışanları içerisinde mi olur yoksa dışarıdan mı bu iş? İkisi olabilir tabii ki ama firma çalışanlarının yapıyor olma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü varlıklara erişim imkanı daha kolay. Dolayısıyla o bir varlığı siz güvenerek birine teslim ettiğiniz zaman kullanımını onun suistimali de tabii dolayısıyla birlikte gelebiliyor. Örneğin bir siz harcamalarınızı şişirebilirsiniz. Bu bir suistimal örneğidir. Veyahut da size verilen şirket aracını amacın dışında kullanıyorsunuzdur. Bu bile bir suistimaldir. Aslında günlük hayatta çok fazla yapılan şeyler operasyonel anlamda, varlıkların kötüye kullanımı anlamında çok fazla sık gördüğümüz olaylardır ama bazıları kültür olarak normal karşılanan şeyler haline geldiği için suistimal olduğu düşünülmez. Örneğin şirket aracıyla hafta sonu belki özel kullanımına tahsis edilmeyen bir kişi bunu özel kullanımında bulunduğu zaman bunu yanlış olarak belki değerlendirmez. Ve buna benzer varlıkların kötüye kullanımı anlamında çok fazla suistimal var. Ama baktığımız zaman parasal anlamda bu tarz suistimaller sık olmasına rağmen parasal anlamda daha düşük tutarlarda bir kayba neden oluyor şirketlerde. Ama finansal tablo üzerinde yapılan suistimaller daha çok yönetim hileleri dediğimiz hile grubuna gidiyor veya yönetim suistimalleri dediğimiz gruba giriyor. Bunlar tabii ki daha düşük sayıda olmasına rağmen yarattığı zarar çok daha yüksek. Yani ortalama 1 milyon dolar civarında bir etkiye sebep. Yani olay başına ortalama 1 milyon dolarlık zarar verdiğini biz bu çalışmalardan görüyoruz. Tabii ki bunlar yurt dışında veya Türkiye'de farklı farklı şekillerde olabilir. Yani yurt dışında daha çok şirketin olduğundan daha iyi gösterilmesi durumu söz konusu iken, Türkiye'de şirketlerin olduğundan daha kötü gösterilmesi durumunda finansal tablo suistimallerini görüyoruz. Biraz bizde vergiden dolayı bu tarz suistimaller tercih ediliyor. Tabii yurt dışında daha çok şirketin itibarını, reputasyonunu, kredibilitesini arttırmak için o tarz iyi gösterme, makyaj ya da süsleme dediğimiz finansal tablo suistimalleri yapılıyor. Burada şunu sormak istiyorum. Burada zarar gören anladığım kadarıyla yatırımcılar oluyor. Finansal galiba. Tablo suistimallerinde doğru. Yatırımcılar tabii ki burada zarar görür. Aslında bütün menfaat sahipleri zarar görebilir. Yani kimler sayabiliriz menfaat? Kredi veren kuruluşlar. Şimdi tabii. Hisse senedini almışsa birisi o da aynı şekilde. Çalışanları da zarar görebilir şirketin. Mesela atıyorum çok büyük bir vakayı düşünün, Enron. Devleti, çalışanları, rakipleri, sendikaları, sigorta şirketlerini, herkesi etkiledi. Sonuçta da tabii toplumu da etkiliyor. Güveni de zedelediği için bu güven zedelendikten sonra artık herkes biraz çekimser yaklaşmaya başlıyor bazı konulara. Dolayısıyla hani geniş bir etki alanı var. Hani doğrudan etkilenenler var, bir de dolaylı etkilenenler var ama şunu etki alanı geniş. Sormamda izin istiyorum ben. İnsanlar karakterist özelliklerine gelmeden, yani suistimali nasıl anlayacağız ve tedbirler ne olmasını gelmeden öncesinde şunu öğrenmek istiyorum. Bizler daha iyi anlayabilmesi için izleyicilerimizin kısa bir örnekleme yapma şansınız var mı? Yaşamış bir vakaya tabii kişilere ya da konuları değiştirerek çok kısa bir daha iyi oturması için beyinlerimize bir örnekleme alma şansımız var mı? Bu hangi konuda olursa, yani finansal tablolarda da olabilir, çalışan ilerinde de olabilir. Ama izleyicilerimizin kafasında otursun bazı şeyler. Bununla ilgili kısa bir örnek mutlaka. Tabii ben mesela çalışanın yaptığı suistimallerden bir iki örnek verebilirim. Ben yıllarca bankacılık sektöründe müfettişlik yaptım. Ve görevlerimizden bir tanesi de bu suistimal vakalarını incelemek, soruşturmak, aydınlatmaktı. Mesela birçok vakada gördüğümüz banka çalışanlarının müşterilerin paralarını, müşterilerin güvenini kazanıp bazen onların bu personele çok fazla güven duymasından ötürü daha evvel gelip boş dekonta imza atmasından da faydalanıp paralarını bir şekilde çaldığını gördük. Şimdi gördüğüm örneklerde nasıl başlamıştı mesela bir tanesi? Personelin birisi borsanın çok iyi kazandığı zamanlarda kendi parasıyla borsada oynamaya başlıyor ve iyi paralar kazanıyor. Diyor ki keşke param daha fazla olsaydı daha çok kazanırdım.
Önce bir iki çok iyi tanıdığı müşterisiyle bunu paylaşıyor. İyi diyorlar, hani bizim paramızı şey yapabilirsin, kullanabilirsin. Önce şey başlıyor, danışıklı başlıyor. Ondan sonra bakıyor ki hakikaten kazanma şey iyi gitti. Peki diğerlerininkini de hiç onlara söylemeden alabilir miyim diyor. Onların parasını da alıyor. Yine kazanç çok iyi gidiyor. Ve o parasını aldığı müşterilere sanki faiz ödüyormuş gibi faizini geldiklerinde ödüyor ve şunu tembihliyor. Sakın ben yokken gelmeyin, ben izindeyken. Çünkü diğer arkadaşlarım size benim kadar yüksek faiz vermeyebilir. Ve belki de bu kadar yüksek faiz aldığınızı görürse onu geri bile alabilir. Dolayısıyla müşteriyle arasında çok sıkı bir ilişki gelişiyor. Müşteri geldiğinde ondan başkasına gitmiyor ve müşteri buna çok güveniyor. Ondan sonra bir zaman geliyor, hiçbir zaman kazanç sürekli devam etmez. Bu böyle bir döngüdür. Zarar etmeye başladığı zaman artık sıkışıyor ve orada tutup başka bir müşterinin hesabından para alıp diğer müşterinin mevduatını ödemeye başlıyor. Böyle böyle öyle bir an geliyor ki artık içinden çıkılamayacağı an, orada ya bir şekilde kaçıyor ya en son müşteri geldiğinde istemediğinde bir şekilde itiraf etmek zorunda kalıyor. Bu bankacılıktaki bariz bir örneği. Bir yaptırımı nedir? Yani suistimale karşı bir ceza yaptırımımız var mı hukuki anlamda? Çok var. Bankalar Kanunu direkt olarak hapis cezası ile cezalandırıyor bunu. Peki piyasada bunun cezası var mı? Yani özel sektörde böyle bir şey. Bankalar da mutlaka özel sektör ama. Her şirketin özellikle tabii ki bankaların da kendi etik kuralları var. Bu etik kuralların ihlali anlamına da geldiği için şirket içerisinde bir yaptırım var. Tespit edilmesi halinde ve kesinleşmesi halinde. Büyük ihtimalle bunun yaptırımı fesih olacaktır. Aynı zamanda tabii ki hukuki anlamda da soruşturma devam edebilir bunun dışında. Savcılıkta kamu davası evet. Açacaktır onunla ilgili. Savcılığa intikal eder birçok vaka. Tabi burada bankacılıktan hani örnek vermişken tabi birçok şekilde olabiliyor bankacılıktan. Hani özellikle belki de hani izleyenlerin de hani dikkat etmesi gereken noktalar anlamında daha çok mesela hesaplarına sürekli erişmeyen, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarının suistimal edildiğini görüyoruz. O kişiler çünkü sürekli hesaplarıyla ilgilenmedikleri için onların hesapları... Uyuyan hesap haline mi? Uyuyan hesap haline geliyor evet. Daha çok bu hesaplar üzerinde ekstra kontrollerin olmasını biz öneriyoruz tabii ki. Yani çünkü suistimale niyetlenen kişiler daha çok kontrolün ya da işlemin daha az olduğu hesapları seçeceklerdir. Ki yakalanma olasılığı düşük olsun. Veyahut da hani yaşlı olan insanların hesapları üzerinde. Onlar bazen çünkü anlayamayabildikleri için onların bu durumundan faydalanıp bu hesaplara yöneliği olabiliyorlar. Bir yakınım şöyle bir hikayesini paylaşmıştı bizimle. Biliyorsunuz bankacılık sektöründe bir sayı yakalaması gerekiyor. İşte kredi kartı satıyorsa kredi kartı sayısı yakalaması gerekiyor. Ya da hesap açması gerekiyorsa diye bir sistem var bankacılık sektöründe bildiğimiz kadarıyla. Arkadaşımızın yakınının üzerinde şöyle bir şey yapılmış. Yüklü bir hesabı var kendisinin. İşte 100 bin dolar, 200 bin dolar gibi hesabı var. Sürekli hesap açmışlar. Yani günde. Yani günün sonuna geldiği zaman aynı parayı sürekli farklı farklı hesaba çevirdikleri zaman aşağı yukarı 1,5 milyon, 2 milyon dolar gibi rakamlara çıkmış hesap. Bunu genel müdürlüğe gönderiyor ve hani ben bugünkü kotamı doldurdum şeklinde prim alması ya da sizler daha iyi bilirsiniz bu bankacının içerisindesiniz. Bu ciddi bir anlamda 2 milyon gibi rakama ulaşınca mali şube kendisiyle ilgili bir soruşturma açıyor. Ve kendisi bu hiçbir şeyden haberi yok. Az önce bahsedilen boş dekontlara yapılan atılan imzaların bir güven sonucu olan bir şey. Kendisini kurtardı ama birazcık da sıkıntı yaşadı. Yani kendini aklayana kadar bayağı bir süreç yaşamıştı. Tabii bu aslında belki birazdan suistimal neden oluyor noktasına da girmekte belki kullanmak üzere. Bu biraz da aslında sizin de bahsettiğiniz bu hedefleri tutturma baskısı sadece tabii bankacılıkta değil birçok sektörde var. Bu satış hedefleri baskı çalışanlarda onu tamamlamak üzere farklı yollara tevessül etmeye doğru gitmeye neden oluyor. Dolayısıyla ay sonlarına doğru bu tarz suistimallerin yapılıp hedefi tutturduktan sonra ayın başında tekrar bu işlemlerin iptali şeklinde suistimallerle karşılaşıyoruz. Tabii bu
müşteri tarafında... O zaman bayi sistemiyle çalışan firmalar için dediğiniz şey biraz daha tehlikeli sanki. Tabii. Yani sahada... Perakende de hani bayi zincir içerisinde peki, bunlar daha fazla... izleyicilerimiz olur. Arasında bayi şeklinde çalışan bir firmamız varsa, bu yöntemle de satış politikası varsa nasıl anlayacak kendisi bunu? Yani ne yapması lazım? Şimdi tabii ki öncelikle bunun hani önleme noktasına hani eğer bakacak olursak birçok yoldan gitmekte fayda var. Sadece olaylar olduktan sonra tespit etmek aslında çok bir etkin bir yöntem değil. Yani bizim çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Onun öncesinde önleyici bazı aktiviteleri uygulamak gerekir. Yani ilk önce daha çok dürüst olacak kişileri işe almaktan başlayıp şirkette yöneticilerin örnek olacak, lider olacak şekilde onlara dürüst bir kültürün aşılanması anlamında yaklaşımlar göstermesi gerek. Tabii ki bunun gibi birçok daha önleyici faktör var. Bunlar uygulandıktan sonra suistimallerin minimize olduğunu söyleyebiliriz. O minimize olmuş noktada artık bizim tespit dediğimiz yani bunlar önleme kısmı, tespit dediğimiz noktada ortaya çıkarmak için belki bazı şeyler yapılabilir. Bunlar da hani istatistiki veri analiziyle ortaya çıkabilecek olan bazı şeyler var. Yönetimin etkin bir gözetimi söz konusu olmalı. Önleyici tedbirlerde dürüst olmak başlı başına yeter mi, yoksa başka bunu sayabileceğimiz? Çok şey sayabiliriz. Dürüst önce olmak belki dedik, suistimal neden meydana geliyor belki açıklamakta fayda olabilir. Sonra belki ne yapmak gerekir önlemek için derken, çünkü suistimalin neden meydana geldiği önlemede önemli bir unsur. Niye suistimal olur, nasıl oluşur dediğimiz noktada... Sorumuzu şöyle düzeltelim izninizle. Suistimalin farkındalığı artması için yani neler yapılması lazım ve neden suistimal oluşur diye sorumu düzelteyim. Şey diye başlarsak gerçekten hani bu suistimalin ortaya nasıl çıktığını, belki ondan sonra da hakikaten neden bir insanın suistimale tevessül edeceğini, yönleneceğini, ondan sonra da ortaya şeyi de koyarız. Ha, bunları önlersek biz teker teker, o zaman suistimalin ortaya çıkmasını önleyebiliriz gibi. Şimdi önce anlamak mı lazım? Önce anlamak lazım. Önce kaynağını anlamak ne yapmak lazım peki anlamak için? Yani ben bir firma sahibi olarak suistimale uğradığımı nasıl anlayacağım? Şimdi bakın, suistimalin ortaya çıkması için denir ki 3 tane aşamadan geçilmesi lazım. Şimdi nasıl bir yangının ortaya çıkması için ateş olacak, benzin olacak ve oksijen olacak, parlayacak, yangın çıkacak. Aynen böyle de suistimal kişinin içinde bir motivasyonla başlıyor. Bu motivasyona baskı aşaması diyoruz biz. Ondan sonra ikinci aşamada o baskı sonucu oluşan motivasyonu kişi içselleştiriyor, rasyonelleştiriyor. En sonunda da kontrol açıklıklarından faydalanıp fırsatı buldu mu suistimal işliyor. Şimdi nasıl başladık? Dedik ki önce bir baskı oluşacak ortada. Nasıl baskılar olabilir? Mali içerikli baskılar olabilir. Kötü alışkanlıklardan doğan baskılar olabilir. Ya da işin kendisiyle ilgili baskılar olabilir. Şimdi mali içerikli baskı dediğimiz zaman kişinin borç yükü çok artmıştır. Gelirinden fazla borçlanmıştır. Bu onun üstünde bir baskı oluşturur. Belki bir beklenmedik bir sağlık harcaması olmuştur. Mesela bir arkadaşımın çocuğunun beyninde uğur çıkmıştı. Çok yüksek miktarlarda para harcaması gerekiyordu. Onun parası vardı ama ya parası olmasa bunda bir baskı yaratır. Ya da yüksek tutarlarda eğitim harcamaları. Ya da kişinin lüks yaşama isteği, çok örneklerimiz var. Açgözlü olması. Bütün bunlar mali içerikli baskıları yaratabilir. Mesela yıllarca çalıştığı şirkette dürüst yaşayan bir insan sırf mali içerikli bir baskıdan ötürü suistimale yönlenebilir. Bunu birkaç yerde örnek olarak verdim. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Zamanın birinde bir kadıya soruyorlar, sen rüşvet alır mısın diye. O da diyor ki 20 bin altına kadar almam. Şimdi anlamıyorlar tabii ne demek istiyorsun. Yani 25 bini alır mısın? Hayır diyor, 25 bini de almam. Ama bana en son 20 bin teklif edildi, onu almadım. Çünkü ne yaptığımı bilirim ben. Belki 100 bini de, belki 200 bini de almayacak.
Şimdi örnekleri çoğaltacağız ama şu aşamalara biraz devam edelim. Baskı oluştu. Sonra kişi içerisinde o parayı alacak ama bunu vicdanını rahatlatıcı bir takım unsurlar kullanıyor, bahaneler üretiyor. Kendini rahatlatmak için mi yapıyor? Kendini evet. rahatlatmak için bahaneler üretiyor, meşrulaştırıyor. Mesela yaptığımız soruşturmalarda karşılaştığımız en ortak bahaneler, ben bunu borç olarak alıyorum. İlk başta belki gerçekten o parayı borç olarak aldığını düşünüyor. Geri verecektim. Ondan sonra birisi diyor ki, nasıl olsa kimse incinmeyecek, bu şirket sigortadan parasını alacak. Kendisini rahatlatıyor. Birisi diyor ki, bu şirket yıllardır vergi kaçırıyor. Ben her zaman borcumda vergimi ödemiştim. Bu zaten benim hak ettiğim bir para. Benim para, benim olanı geri alıyor. Ve hak ettiğimi vermiyor da. Bir tane çok ilginç bir vakayla karşılaşmıştım mesela. Ben yüce bir gaye için yaptım bunu diyor. Gerçekten onu yapan kişi cebine 5 kuruş para koymamış. Götürmüş o yüce gaye için yaptığını düşün diyor. Bir tarikat, çok sapık bir tarikata üye olmuş. Onun başındaki adama veriyor ama onun bir menfaati var mı? Var, sonsuz bir huzur bulmuş. O da bir menfaat. Çünkü alkışlanmak da bir menfaat, o huzuru bulmak da bir menfaat. Asıl önemli olan üçüncü aşama bizim için. Fırsat aşaması. Şöyle toparlayalım başkanım. Baskı yol yazdık, tanımladık. Ondan sonra o meşrulaştırdığı dünyaya doğru gidiyor. Artık yapacağı işi kendi iç dünyasında meşrulaştırıyor. Meşrulaştırma. Artık gönlü rahat. Evet. Ve ondan sonra haklı gösterme de diyebiliyoruz. Motivasyon da diyoruz. Baskı tarafına motivasyon diyoruz daha ziyade. Üçüncü aşamada da kontrol zayıflıklarından faydalanıyor. Ve o fırsat aşaması. Şimdi şirket yönetimi olarak ya da işte bundan zarar gören kişiler olarak biz belki o baskıya müdahale edemeyiz. Meşrulaştırdığı dünyaya müdahale edemeyiz. Ama o fırsatı yaratmayabiliriz. İşte biraz sonra belki şeye geleceğiz. O nasıl önlenir? Oraya gelirken yapabileceğimiz, müdahale edebileceğimiz alan burası. O açık kapıyı bırakmamak lazım. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu zamana kadar oluşmuş suistimal vakalarının %75'inde failler kontrol zayıflıklarından faydalanmışlar. Yani o açık kapıdan fırsattan girmişler. Evet, fırsattan faydalanmışlar. Tabii şunu da belirtmek lazım. Hani biz hani fırsat kısmı aslında şirketteki kontrol mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu ile ilgili bir durum. Tabii ki kontrol de, iç kontrol dediğimiz şey ise, iç kontrol nedir aslında, kısaca ona değinmek gerekirse, iç kontrol aslında şirketin hedeflerini yerine getirmesi için uyguladığı tüm önlemler, aktiviteler diyebiliriz. Örneğin size bir para transferi yapacağınız sırada iki kişinin buna imza atıyor olması bizim görevler ayrılığı dediğimiz bir ilkenin tesisi anlamına geliyor ve tek kişinin o parayı şirket dışına çıkmasına engel olmuş oluyorsunuz. Bir kontroldür bu. Peki ikisi bir araya gelirse? Tabii ki buna aslında hani İngilizce'de hani collusion diyoruz. Yani iki kişinin birlikte çalışması anlamında. Kontrollerin aslında bu zaaf noktalarından bir tanesi. Yani birkaç kişinin bir araya geldiği durumlarda kontrol bypass edilebilir. Çünkü kontrol dediğimiz mekanizma, iç kontrol dediğimiz şey %100 güvence veren bir mekanizma değil. Makul derecede güvence veren bir mekanizma. Biz iki kişiye ve eğer çok para yüksek tutardaysa belki üçüncü bir kişiye bunu yönlendirerek oradaki riski azaltmaya çalışıyoruz. Ama kontrol hiçbir zaman riski sıfırlayan bir şey değil. Dolayısıyla her zaman bir risk var. İki kişi bir yere gelirse olabilir. Ama makul derecede minimize etmiş oluyoruz. Çünkü eğer sıfırlamaya çalışırsak kontrol o kadar fazla olur ki artık iş yapamaz hale gelebilir şirket. Dolayısıyla belli bir derecede ayarda bunun tutulması gerekir. Tabii kontrollerle biz belli bir yere kadar suistimal açıklarını giderebiliriz. Doğru. Ancak tek yoğunlaşma alanı aslında kontrol denilemez. Çünkü öbür baskı ve haklı gösterme alanlarına da çeşitli yaklaşımlarla şirketler müdahale edebilirler. Örneğin bazı şirketler çalışanlarına kredi verme politikası uygulayabiliyorlar. Eğer çok bir paraya ihtiyacı varsa o kişinin ve fırsat görüyor, bir suistimal yapılacak bir açık da görüyor, kontrol açığı var. Onu mu tercih etmeli yoksa şirketten mi ben talep etmeliyim noktasına kaldığı zaman belki çoğunlukla şirketten talep etme noktasına gidebilir. Veyahut da çok agresif bir yönetim olan bir şirketten bahsediyorsak bu şirkette çalışanlar üzerindeki baskı artacaktır.
Az önceki işte bu prim alma kaygısıyla tabii ki yapılan bu hileler, suistimaller örneğinde olduğu gibi çok fazla bir agresif yaklaşım. Hani bunu bu sonucu istiyorum, ne olursa olsun bunu yapın diye yaklaşan bir yönetici de orada bir baskıyı siz tetiklemiş oluyorsunuz aslında kişi üzerinde. Bunun gibi meşrulaştırma, haklı gösterme noktasındaki belki stresi azaltmak için uygulanabilecek önlemlerden bir tanesi de adil bir düzen oluşturmak şirket içerisinde. Siz hani eğer ki ücretlendirmede, prim sisteminde adil bir yaklaşım uygulayabilirseniz, şeffaf bir yaklaşım uygulayabilirseniz, o kişinin ben zaten hak ettiğimi almıyorum şeklindeki haklı göstermesinin önüne geçmekte bir adım atmış olabilirsiniz. Saydığımız kavramlar zaten kurumsallaşmanın ilkeleri, yani aynen öyle, aynen öyle. Çok doğru. Ben aslında şöyle bir şey, siz anlatırken kendi kendime empati kurdum. Ben hile yapacaksam bir firmada, iç kontrol sistemi de varsa, ben bu hileyi yapıyorum bir şekilde. Doğru mudur? Yani sistemi Açık biliyorum, görüyorsanız. sistemi zaten biliyorum, işleyişi zaten biliyorum, düzeneyi zaten biliyorum. Ben orada hile yapabiliyorum. O Şunu diyorsunuz zaman orada, yani ben bunu yaparsam yakalanmam. İlk denilen kendi içinde cümle budur. Yani ben bunu yaparsam yakalanır mıyım, yakalanmaz mıyım? Yakalanmam diyorsa demek ki orada bir kontrol açığı olduğunu düşünüyor. Yani belki yanılıyor da olabilir ama öyle bir açık olduğunu düşünüyor. O aşama, ilk aşama bu. ben şunu öğrenmek istiyorum. Ben bir firmada çalışıyorum. İç kontrol sistem yapısını biliyorum. Evet. Ve görevim de iyi bir yerde, iyi bir yetkin. Kimse de beni denetlemiyor. Siz düzene de biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ve orada istediğim gibi atını koşturmak mı deriz? Atımızı koşturabiliyoruz. Ve bu yakalamadan devam ediyorum. Bunu işletme sahipleri, görev verdikleri insanlar üzerinde, çünkü görevi büyüttüğü zaman kime verebilir? Güvendiği insanlara bu görevi Evet. getiriyorlar, makam olarak yükseltiyorlar. Onu nasıl denetleyebilecek? Yani burada Almanların bir sözü var, Yani hani güven iyidir ama kontrol daha iyidir diye. Dolayısıyla hiçbir şeyi kontrolsüz tamamen başıboş bırakmıyor olmak gerekir. Ani Mesela denetimler bunun için şirketlerde büyük. iç denetim faktörü bunun için güzel bir örnek. Yani tabii ki yönetimin kendi uyguladığı gözetimler de olmalı. Yani siz bir müdüre bir yetki verdiyseniz o yetkiyi gözetmekten de sorumlu bir yönetim kademesi olmalı. Ama aynı zamanda bağımsız olarak da iç denetim birimi gelip o birimin işleyişiyle ilgili değerlendirmeler yaparak yönetime bağımsız bir raporlama sunabilir. Tabii bunun dışında da başka. Zamanımız azalıyor gittikçe. Ben iki tane soruyu sormak istiyorum peş peşe. Çünkü ben de merak ettiğim bir soru. Suistimalin Türkiye'de bir zorunluluğu var mıdır? Suistimal denetimin dediğimiz ya da suistimal ile ilgili tespitlerin yapılmasına yönelik işletme sahiplerinin bir zorunluluğu var mıdır burada? Şimdi Yoksa sektör tamamen. sektör mutlaka değişiyor. Bankacılıkta böyle bir şey, bankacılıkta denetim çok sıkı olduğu için ve sıkı kurallara tabi olduğu için bankacılıkta var mesela. Ama diğer sektörlerde o kadar suistimal kontroller alacaksın gibi bir baskı yok. Yani genellikle hani iç denetim birimleri tarafından yerine getiriliyor. Tabii ama hani burada şunu da belirtmek lazım. Suistimal inceleme farklı bir uzmanlık alanı. İç denetçilerin bir kısmı bu alanda uzman ama çoğunun uzman olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bizim de amacımız aslında bunun ayrı bir meslek, ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu öne çıkarmak ve bu alanda çalışmak isteyenlere yol göstermek. Bu vesileyle belki bu tarz programlarla suistimal inceleme uzmanlığı ayrı bir meslek ve daha çok yaygın bir meslek olma yolunda ilerleyecektir. Önleyici tedbirlere eklemek istediğimiz KOBİ 6 dahil olmak üzere, yani birazcık daha tabana Şunu inerek yapabilirler, yani işe alım noktası çok önemli. Yani biz tabii ki kişiler çeşitli unsurlar ortaya çıktığı zaman suistimale meyledebiliyorlar ama daha çok dürüst kişileri işe alacak işe alım mekanizmalarını kurmak lazım. Yani bizim özgeçmişini veyahut da daha önce neler yaptığını veya referanslarını iyi kontrol etmemiz lazım. Çoğunlukla suistimal yapan kişiler başka yerlerde de iş bulup çalışabiliyorlar. Dolayısıyla özgeçmiş kontrolünü iyi yaparak daha çok dürüst kişileri işe alma noktasında ilerleyebilirler. Belki bir diğer nokta bahsetmedik konu hani suistimallerin en çok ortaya çıkarılması ihbarlar yöntemiyle oluyor. Dolayısıyla şirket İhbarı içerisinde şirket içinde şirkete mi yapacak? bir ihbar mekanizması Evet. kurmak lazım. Belki çalışan şey çok önemli. Suistimal farkındalığını yaratmak çok önemli. Bu da en başta yöneticilerin suistimal konusunda eğitimiyle,
Ondan sonra da çalışanın suistimal konusunda eğitimiyle sağlanır. Siz çalışanlarda suistimal farkındalığı ne suistimaldir onu oluşturabilirseniz ve hangi durumlarda suistimalden şüphelenileceğini bilirseniz ki biz bu suistimalden şüphelenilecek durumlara kırmızı bayraklar diyoruz. Belki kırmızı bayraklardan da bahsetmeye bahsetmek tamam, faydalı olur. Hemen oraya girmeden önce bir şey söylemek bir de şunu için belirtmek lazım. Suç buyurun. Olduğunu yani neyin doğru davranış, neyin yanlış davranış olduğunu yöneticiler çok açıkça belirlemeliler. Yani biz etik kod dediğimiz, etik ilkeler dediğimiz şeyin şirketlerde, küçük de şirket olsa dahi, belki bir sayfa olsa dahi neyin doğru davranış, neyin yanlış davranış olduğunu çok açıkça çalışanlarına iletmeliler. Çalışanlar çoğu zaman yanlış olduğunu bilmeden de bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu da çok önemli bir unsur. Bankacılıktan sürekli örnek verdik ya. Ben mesela bir sene kadar önceydi sanırım, yanılmıyorsam Konya'daydı bir banka. Para taşıma arabasının şoförü arabayı alıp götürüyor. Geçmişine baktığınızda adam hırsızlıktan girip çıkmış içeri zaten. Evet. Şimdi banka sektöründe bankacılık kurumsal bir yapı. Bu orada kurumsallığın işlemediğini mi gösteriyor? Aslında... Ya da çalışanların çok iyi eğitilmediği mi? Yani hırsız bir adama parayı teslim etmek nasıl bir zihniyet olabilir? Bakın orada kontrol zayıflığı var. O konuyu biliyorsun kesinlikle. Değil mi? Yani? Evet biliyorum. Hatta her şirkette belli sayıda eski hükümlü çalıştırılması gerekir. Paranın başta teslim etmemek lazım ama. Tabii ama bakın bankacılar mesela o cezayı göze alıp çalıştırmazlar. Çünkü şöyle bir şey vardır. Hani geçmişte meyletmişse tekrar yapma ihtimali yapılan çalışmalar, istatistikler gösteriyor ki var. Yani hiç yapmayan birisine göre bir kişinin ikinci defa yapma ihtimali daha fazla, yüksek. Daha yüksek. O yüzden kimseyi töhmet altında bırakmak değil bu. Hani eski hükümlünün yaşam hakkı yok demek değil bu. Elbette ki sosyal, içtimai hayatta onun da tekrar hayata döndürülmesi, çalışması. Ama belki o zayıf olduğu suistimale meyledeceği alanlarda değil, diyelim başka paraya direkt olabileceği ama başka bir alanda. İhbar demiştik, o önemli ihbar. %60 vakaların %60'ı ihbarla yakalanmış. Bir de siz demiştiniz, sürpriz denetimler. Çok önemli. Ani denetim. Evet. Ani denetim. Yani tabii beklenmedik bir anda yapılan... Yani depo sayımı gibi veyahut da buna benzer para, eğer kasa varsa kasa sayımı gibi ani denetimlerin bu noktalarda özellikle yapılması çok önemli. Tabii suistimal biraz da güvenden besleniyor. Az önce de bahsetmiştik. Yani çok fazla güvenip de siz kontrolü orada elden bıraktığınız yerde aslında suistimallerin daha çok olduğunu görüyoruz. O yüzden hiçbir şekilde aslında kişiler arasındaki arkadaşlık ilişkisinden bağımsız olarak kontrol mekanizmalarını oluşturmak gerekir. Yani kontrolü kurmak ayrı bir şey. İş yerindeki arkadaşlık, diyalog o ayrı bir şey. Bunu oturtmak gerekiyor. Programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimize toparlamak istersek sırayla birkaç cümle. Belki şeyden bahsedebiliriz. Önümüzdeki hafta sizin de belirttiğiniz gibi suistimal farkındalık haftası. Biz de dernek olarak bununla ilgili birkaç etkinlik düzenledik. Bu etkinlikleri de izleyenleri, meslektaşlarımızı davet ediyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Bu ben bilgileri paylaşmak fırsatı olduğu için. Şunu söylüyorum ben de son olarak. Suistimal bir hastalıktır. Ferdin içine girer. Ondan sonra tüm toplumu halka yayılır. Öyle bir aşamaya gelinir ki yapılan işlemin suistimal olduğunu bile düşünmeyebiliriz. Onun içerisinde o uyuşuk halimizde kalırız. Herkesin bu konuda çok hassas olması lazım. Ve suistimalle mücadele konusunda bu konuda kim bir adım atıyorsa onun yanında bu mücadeleye katılması lazım. Bu arada bir derneğimizin belki web sitesinde verebiliriz. İlgilenenler bize ulaşabilirler. Tabii. Husuit.org. Dernek olduğu için sanırım reklama girmiyordur. Evet, reklama girmeyecektir çünkü kar amacı gitmeyen bir kuruluş olduğu için. Buradan da bize ulaşabilirler. Toparlamak istiyorum ben. Hile oluşumu ya da suistimalin oluşumu için bir üçgen ortaya çıkarttık az önce. Fırsat, işte baskı, önce baskı olacak, baskı, sonra rasyonelleştirme, gerçekleştirilmesi. Bunların olması olduğu yerde de insanların dikkat etmesi gerekiyor. Peki ben seyircilerimiz adına merak ederek soruyorum. Bir kişiden yani çalışan insandan durup dururken bizim
ondan şüphelenmemiz için nasıl bir belirgin özellik yakalamamız lazım? Yani ben size çok güveniyorum, her şeyimi teslim ettim, şirketin her şeyi sizinle ilgili. Size nasıl, yani nasıl bir farkındalık izlemem lazım? Şöyle özetleyebiliriz aslında. Şimdi yapılan çalışmalar gösteriyor ki belli bir takım davranışlar sergileyen insanlar daha ziyade suistimale yönelmiş. Mesela eğer birisi çalıştığı yerde hiç terfi beklemiyorsa, uzun yıllar orada çalışıyor ama hiç terfi beklemiyorsa, bundan şüphelenilebilir. Hiç izne çıkmıyorsa, hiç tatil yapmıyorsa bundan şüphelenilebilir. Bakın, rotasyon ve zorunlu tatil önemli. Çünkü hani bir oturduğu yerden bir kalksın, bir bakalım altında neler var, onu görmekte fayda var. Geliriyle açıklanamayacak şekilde lüks bir yaşam tarzı oluşmuşsa, müşterilerle ve tedarikçilerle arasında çok sıkı bir ilişki varsa, çok sık karşıdakini suçlayıcı bir şekilde konuşuyorsa. Ama bizler şeyiz, yani samimi insanlarız. Yani her samimiyetinde arkasında bir suistimal aramamak. Yani, tabii ki bunlar lazım. Aslında şüphe milletin doğasında var yani, bunları, ilişkilerinde sıcak ve samimiyet. Böyle bunlardan hani çok müşteriyle samimi olması bir tane noktaydı. Hiç tatile çıkmaması bir noktaydı. İşte suçlayıcı olması, ama bunlardan 5-6 tanesi bir araya geldiği zaman şüphelenilmez. Aslında samimi diye de şüphelenilmez. Sadece dikkati çekme anlamındaki bunlar unsurlar. Bunların olması demek suistimal yapıyor diye kesin bir kanıya varmak için yeterli değil elbette. Onu da altını çizmekte fayda kesinlikle var. Ama biraz daha detaylı, yakından takip etmek gerekliliğini ortaya koyuyor diyebiliriz. Biz programı toparladık, tekrar bir daha açtık. Evet. Çünkü konu uzun, 45-50 dakikaya sığmayacak bir konu. Evet. Bunun için ben sizden tekrar bir ara sözü alayım. Başka bir konu netleştirerek daha uzun bir zamanda bilgi mahiyetinde farkındalığı arttırmak adına tekrar benzi bir konuk almak isterim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum katılım sağlığınız için. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu haftaki konuklarımız Akve Türkiye temsilcisi Murat Oltular ve Akve Türkiye temsilcisi Genel Sekreteri Gökhan Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız diyorum. Hoşça kalınız.